Değerli Hazirun ve değerli katılımcılar, İLMAR, İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Derneği, Önder Ankara İmam Hatipler Derneği ve Davet Araştırmalar Merkezi öncülüğünde yapılan Zihniyet ve Yönetim Açısından Milli Eğitim Sistemine Yönelik Düşünceler Çalıştayına hoş geldiniz. Alimul gaybi ve şehadeti huver rahmanur rahim. Programımızın hayırlara vesile olmasını dileyerek bir kısa konuşmayla sözü sahiplerine tevdi ederim. Güçlünün haklı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıkıldıktan sonra Batı için öteki Müslümanlardı. Son 35-40 yıldır İslam dünyası kan ağlıyor. Irak, Suriye, Afganistan, Cezayir başta olmak üzere tüm dünyada Müslümanlar son 40 yıldır kan kaybediyor. 7 Ekim sabahı daha önce olmayan, hiç olmayan bir şey oldu. Dünyayı yöneten, sarıp sarmalayan bu Siyonist şebeke ilk defa hazırlıksız yakalandı. Ve bu hazırlıksız yakalanan küresel çete tüm kurumlarıyla mevcut katliama seyirci kaldı. Gazze'de kaybettiğimiz şehit sayısı 40 bine yaklaştı. Bunların çoğu kadın ve çocuk. 10 bin civarında cenazemizin enkaz altında olduğunu tahmin ediyoruz. Böyle bir atmosferde Batı dünyasının demokrasi, insan hakları, özgürlük ve benzeri tüm söylemlerinin aslında sahte olduğunu hep beraber yaşayarak gördük. Böyle bir atmosferde Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adıyla Milli Eğitim Bakanlığı müfredat değişikliğine gitti. Mevcut müfredat değişikliği paradigması itibariyle, gerekçeleri itibariyle kamuoyunda tartışıldı. Bir haftalık çok kısa bir askı süresi ile kamuoyunun görüşlerine müracaat edildi. Askı süresinin bir hafta olması bile mevcut müfredat çalışmalarıyla ilgili ciddi bir eleştiri konusu oldu. Mevcut düzenleme Kemalist çevreler tarafından ısrarla eleştirildi. Mesele Kemalizm ekseninde tartışılır oldu. Meselenin zaten bu bağlamda, yalnızca bu bağlamda tartışılıyor olması kamuoyunda başlı başına bir problem olarak algılanmalıydı. Çünkü eğitim dediğimiz, marif dediğimiz mesele esas itibariyle çok daha derinlerde konuşulması gereken bir meseleydi. Dolayısıyla böyle bir meselenin bir haftayla tartışmaların bir haftayla sınırlandırılması zaten asla kabul edilemezdi. Geldiğimiz nokta itibariyle Batı dünyasının bizden istediği yeni modele geçtik ve bu yeni modeli ahlak ve erdem kavramlarıyla süslemiş olduk. Fakat netice itibariyle modern dünyanın tüm kurumlarıyla birlikte bizden istediği paradigmanın peşinden koşuyoruz. Dolayısıyla bu anlamda geldiğimiz noktayı masaya yatırmamız gerekiyor. Tüm dünya Siyonist şebekenin esiri haline gelmiş durumda. Maalesef bunu yaşayarak tecrübe ettik. Batı'da üniversite öğrencileri ayağa kalktıktan sonra ancak bizdeki üniversiteler, o da Batı'daki üniversitelerdeki eylemlere Amerika Birleşik Devletleri'nde şiddetli ve aşırı güç kullanılarak yapılan müdahaleler çerçevesinde gündeme geldi. Yani bizdeki üniversite eylemleri Gazze'de yaşanan insanlık katliamı sebebiyle gündeme gelmedi. Batı'da var olan protestolara karşı olan müdahaleler sebebiyle gündeme geldi. Sadece bu mesele bile, sadece bu nokta bile aslında eğitim sistemimizin ne işe yaradığını tekrar ve yeni baştan sorgulamamız gerektiği noktasına bize ciddi uyarılarda bulunuyor. Eğitim ve marif meselesi ilkokuldan üniversiteye tüm boyutlarıyla ele alınması gereken, takip edilmesi gereken
bir mesele olarak değerlendiriyoruz. Muhterem hazırım. Zihniyet ve yöntem açısından milli eğitim sistemine yönelik düşünceler, çalıştaylar, hepsi bu alanın uzmanı olan, sunum yapacak olan hocalarıma ve size hürmetlerimi, muhabbetlerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum.